Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Bediüzzaman'ın 31 Mart dolayısıyla mahkemeye verilmesi, tevkif edilmesi ve bunun üzerine sükunetin mahkemesinde, askeri mahkemede paşanın karşısında biliyorsun açık bir şekilde yaptığı müdafaanın adı Divan Harbi Örfi veyahut da iki mektebi musibetin şehadetnamesi. Yani mektebi musibet dediği iki, birisi hapishane, diğeri de biliyorsun Abdülhamit zamanında başına gelen tımarhane. Okuyoruz şimdi. Diyor ki, yani ileride gelen sözler Harbiye Nezaretinde feveran etti. Tamam, Harbiye Nezaretinde söz konusu oldu. Müteferrik zamanlarda, bakalım ki öyle mi? Orayı okumuşuz keçeyi. Tamam. Ama isterseniz tekrar okuyalım. Ben okuduğumuz kanaatindeyim. Tamam. Şura bence mesele. Bidayetlerde. Bak o var mı? Bulabildiniz mi bidayeti? Burayı okuyalım ya, boş ver. Sen burayı da okuyalım tekrar, bir zararı yok. Müteferrik zamanlarda, farklı zamanlarda. Yani bu Divan Harbi Örfi'yi tarif ediyor Bediüzzaman. Nereden çıktı bu? Yani nutkun iki sülüsü, yani iki, yani üçte ikisi mukadder suallere cevaben. Yani nutuk dediği bu kitap yani. Daha önce yanlış anlattıysak yanlış anlamayın. Yani suallere cevaben. İkinci divan hattı birden söyledim. Yani aklımda olmadan söyledim. Ve sualler kısmı tahliyemin ikinci gününde birinci divan harp reisi Hurşit Paşa'ya bir defa ve başkasına mükerrerem, tamam, masum mahpusları müdafaa için irad ettim. Sadece kendim için değil, günahsız hapistikileri. Ondan sonra ne orası ne? Ve bir parçasını da başka yerlerinde münakaşa suretinde söyledim. Başka yerlerde, burada yerlerinde yazmış ama doğru değil. Başka yerlerde münakaşa suretinde söyledim. Şimdi bizimki bu, tamam? Bidayetlerde, yani başlangıçlarda, şu anda Harbiye Nezaretinde Hurşit Paşa'nın karşısında. Yani İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü binasında Bediüzzaman. Karşısında askeri hakimler var. Paşa hepsi. Şimdi herkesten sual olunduğu gibi bana da sual ettiler. Yani ne demişler bakalım? Sual ettiler. Sen de şeriatı istemişsin. Sordukları soru da bu. Verdiği cevap ne? Dedim. Şeriatın bir hakikatına. Anlaşıldı mı? Şeriatın bir hakikatına. Bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Şimdi Ali bilmem ne vardı. Yani ATV'nin sunucularından Ali Kırca, öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz? Tabii siz henüz daha gençsiniz. Beni ilk habere çıkardı. İşte önce bir solcu profesöre soru sordu. Ben doçenttim. Sonra bana geldi. Dedi ki, sayın dinci doçent, sen ne diyeceksin bu konuda? Tabii ki dinsiz sonucu söyleyeceklerim var dedim. Efendim ben dinsiz. Vallahi sözlüğe bak dedim. Dincinin tersi dinsiz. Sen o zaman dinsizsin ki bana böyle diyorsun. Yani sen dinci misin? Ulan ben hem dinciyim hem şeriatçıyım. Şeriat da din demek zaten dedim. Kıyamet koptu Türkiye'de o akşam. Hem de 28 Şubat dönemiydi o. Yani o siyaset meydanı falan yayınlanıyor. Hiç unutmuyorum. Ulan şeriat demek İslamiyet demek. Batı'da da bu hastalık, cahillik hastalığı var. Burada onu diyor Bediüzzaman. Bu cümleyi söylediği için bir millet ve belediye başkanlığı içeri aldılar. Bingöl Belediye Başkanlığı, Selahattin Bey. Bu cümleden dolayı. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat, bak tarif ediyor şeriatı. Sizin anladığınız gibi değil ki şeriat. Şeriat İslam demek. Adaleti mahz ve fazilettir. Mutlak adalet ve fazilettir.
Mutlak mı oluyor? Mutlak demek. Mahz. Onu iyi ezberleyin. Gözünü seveyim. Önemli. Fakat ihtilalcilerin istediği gibi değil. Eline silah almış, Abdülhamid'e bile şeriat düşmanı diye hücum ediyor. Yani bu adam yani ihtilalcilerin istediği gibi değil. Hem de dediler, bu birinci soru. Demek şeriatçı mısın sorusuna bu cevabı vermiş. Tabi burada İttihat Terakki'nin de nasıl bir serseri grup olduğunu anlatıyor. İkinci bir soru, İttihat-ı Muhammediye dahil misin? Maalesef Cumhuriyet döneminde de bu suçlamalar devam etmiş. Elhamdülillah ben şu birinci ciltte Bediüzzaman Said Nursi ile alakalı kaleme aldığım bütün belgeleri neşrettim. Bediüzzaman bir defa İttihat-ı Muhammedi Cemiyeti'nin asla ve asla kurucusu değil. Ayrıca sonradan baktım ki bu mübarek isim yanlış kullanılacak. Bari dedim ki ben de gireyim, hiç olmazsa yanlış kullanılmasına engel olayım. Sonradan İstanbul'daki Genel İdare Kurulu üyesi olmuş. Hem de büyük zatlarla birlikte, öyle rastgele insanlar değil. Sadece kendisi değil, büyük ulema da var o zaman. Diyorlar ki sen İttihat-ı Muhammediye dahil misin? Dedim, mal iftihar. İftiharla dahilim. Ama hangi manada? En küçük efradındanım. Onun. Fakat benim tarif ettiğim veçile. Yani ben nasıl tarif edeceğim? Ah bu tarifi ezberlese bütün Müslümanlar. Ve o İttihat'tan olmayan kimdir? İşte benim Ali Kırca'ya söylediğim gibi. Yani. Ne? Ve o. Ve o. Vav değil. İttihat'tan olmayan kimdir? Bana gösteriniz. Sen İttihat-ı Muhammedi değil misin? Tarifime göre. Şimdi tarif edecek. Ha. İşte o nutku şimdi neşrediyorum. Nutuk dediği yani divan harbi örfi. Ta ki meşrutiyeti lekedar, meşrutiyeti lekeleyen, bu İttihat Terakki'nin anlayışı. Ve ehli şeriatı meyusiyetten, lekeden mi, lekedar mı? Orayı şer, lekeden olacak. Meşrutiyeti lekeden ve ehli şeriatı meyusiyetten, ümitsizlikten ve ehli asrı tarih nazarından, nazarında cehl ve cünundan. Yani bu asırdakiler ne kadar cahilmiş. Şeriatı bile bilmiyorlar. Hakikaten bilmiyorlar. Biz bir zaman rahmetli diyelim, inşallah rahmet etmiştir, Süleyman Demirel'i bayram ziyaretine gittik. O zaman da Süleyman Demirel bozulmuş. Eskiden ben de şeriat mensubuyum, ben de Müslümanım diye konuşmuştu. Ama sonradan 28 Şubat döneminde kafayı oynattı. O zaman Okta Ekşi denen bir alçak vardı. Yani Hürriyet Gazetesi'nin baş yazarı. O ne yazıyorsa Demirel onu açıklıyor her gün. Tabii ikisi de gittiler herhalde. Bilmiyorum Oktay Ekşi sağ mı değil mi. Gittik bayrama. 9 kişiyiz. Taksim Camii dernek başkanı, vakıf başkanı ve üyeler. Ben başkan yardımcısıyım. Tabii konuşmalar bitti. Bazı sözler verdi. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım sana bir soru soracağım. Buyur Akgünüz Hoca dedi. Dedim bizim sana karşı olan tavrımız bu sorunun cevabına bağlı dedim. Nedir dedi senin o sorun? Dedim siz Nurlu Demirel denilen ve şeriatı savunan eski Demirel misiniz? Yoksa Oktay Ekşi'nin son günlerde yazdığı makalelerde tarif ettiği Demirel misiniz? Çok alçakça bir cevap verdi. Dedi ki ben Oktay Ekşi'nin yazdığı Demirel. O da cahil yani. Yani hiç olmazsa tarihi cehaletten ve cünundan delilik yani. Şeriatçı diye bir adamı tutmak tamam ihtilalcilik vesaire, IŞİD'in vesaire o ayrı. Ve hakikati evham anlatabildim mi? Evhamı seyyiyeden veya şükükten. Aslı öyleymiş. Sizde nasıl? Şükük mu? Şükükten. Burada evhamı seyyiyeden diye. Evham ve şükükten demiş. Burada da evhamı seyyiyeden, kötü vehimlerden kurtarayım. İşte başlıyorum. Aslan Bediüzzaman. Dedim ey zabitler. Allah 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 Allah. Ey zabitler. Burada paşalar da var. Var mı sizde? Yok. Yok. Yani neşredilen de demek ki sonradan ilave etmişler. Ey paşalar, zabitler. Ha ha.
hapsimi iktiza eden cinayetlerin, çünkü gerekçe yazmışlar iddianame, neden hapsettiniz? O güya Bediüzzaman cinayet işlemiş. İcmali, özeti şu. Harika bir şiirdir bu, biliyor musun? İzem, o zamanki mehasinillati edillu biha, kendileriyle iftihar ettiğim güzelliklerim, kâne zünubi, günahım oldu, günahlarım oldu. Ulan ben sizin cinayet dediklerinizi en güzel işlerim olarak kabul ediyorum. Ne hale düştük diyor. Anlatabildim mi? Ne yaptım ki? Şimdi teker teker sayacak. Fekulli, söyle bana, keyfe atedir. Yani iyi bildiklerim günah kabul ediliyor. Ben nasıl şimdi özür dileyeyim? Ulan benim güzelliklerim be. Onlardan özür mü dileyeceğim? Adam onu diyor. Dinci değil misin? Evet dinciyim. Ama sizin de dinsiz olduğunuzu gördüm dedim. Ali Kırca'ya. Ulan ben dinci olmakla iftihar ediyorum. Ama sen kafanda anarşist vesaire manası hayalliyorsan ben öyle bir şey değilim. Harika değil bu Arapça şiir? Çok tatlı ya. Vallahi billahi. Ne diyeceksin kardeşim? Ya ne diyorsun? Kısa mı kes diyorsun? Yok hocam. Ha, adam oluyorsa döverim ha. Ulan millet şakalarımı da asıl kabul etmeyin ha. Anladın mı? Yani medar-ı iftiharım olan mehasinim, güzelliklerim şimdi günah sayılıyor. Artık Allah Allah, nasıl itizar edeyim? Size karşı nasıl özür beyan edeyim? Anlatabildim mi? Mütehayyirim, şaşkınım ben. Mukaddime olarak söylüyorum. Harika bir şey bu, biliyor musun? Mert olan, mert olan, iyi dikkat burayı. Mert olan, Allah Allah, Allah Allah. Cinayete tenezzül etmez. Bir dakika. Evet, yanlış gözüm şey yaptı. Mert olan cinayete tenezzül etmez. Ben cinayet işlemedim. Mert adamlar cinayet işlemez. Ne demek ben cinayet işlemişim? Şayet isnat olunsa bu adam, mert adama cinayet verilse, denilse ki cinayet işledi, anlatabildim mi? Cezadan korkmaz o zaman. Hem de haksız yere idam olunsam iki şey sevabı kazanırım. Zira başka şehit, bir dakika, zira başka şehit yarım mükafatını dünyada, anlatabildim mi? Dünyada nam ve şöhretle mübadele eder. Başka bir şehit meşhur oluşunu, şehit oluşunu dünyada şehit oldu diye değiştirir. Şöhret kazanır da şehit kazanır. Şayet hapiste kalsam böyle hürriyeti lafızdan ibaret bulunan gaddar bir hükümetin, Aslan Bediüzzaman, İttihat Terakki hükümetine gaddar, zalim bir hükümetin en rahat mevkii hapishane olsa gerektir. Yani beni öldürürse, idam ederseniz o iki şehitliktir. Ama hapse korsanız zaten benim derdim yok. Mazlumiyetle ölmek zalimiyetle yaşamaktan daha hayırlıdır. Aslan Bediüzzaman. Bunu da derim ki, bu da çok önemli. Bazı kabahatli adam, kabahatli, kötü işler işleyen adam, kabahatini setr için, yani kabahatini örtmek için başkasını jurnal, yani onun aleyhine istihbarat vermek. Jurnal demek burada istihbarat. Yani jurnal veya buranın hali gibi. Ulan ne enteresan yahu. Yani müdahene. Müdahene demek dalkavukluk eder. Ben size dalkavukluk da etmem diyor. Burada dalkavukluk edenleri görmüş çünkü. Eder. Şimdi yeni hafiyeler, gizli polisler eskisinden beter oldular. Beterdirler. Yani Abdülhamit dönemindekilere göre şimdikiler daha kötü. İttihat Terakki hükümetindekiler. Hafiye polis oluyor. Hafiye gizli polis. Bunların bunların sadakatine nasıl itimat olunur? Adalet onların sözüne nasıl bina olunur? Anlaşıldı değil mi? Nasıl bunların sözüne, yani onlar benim aleyhime dalkavukluk etmiş veya istihbaratta bulunmuş. Hem de bu da çok önemli. Cerbeze ile, arkadaşlar cerbezeyi Bediüzzaman başka bir yerde müthiş izah ediyor.
cerbeze şudur diyor. Bir insandan ömrü boyunca meydana gelen diyor, kötü fiilleri ve amelleri sanki bir yerde ve aynı anda işlemiş gibi gösterme. Anlaşıldı mı? Haram helal, helalı haram gösterme. Örnek olarak da pisliği için pis bir misal veriyor. Düşünün bir adamın burnundan gelen diyor bütün şeyleri ömrü boyunca yığsanız, o yığılan burundan gelenlerin arkasından o adama baksanız selam bile veremezsiniz. Harika bir şey. Hem de bu da çok enteresan. Yani orayı da bakayım da özür dilerim. Cerbeze ile insan adalet yaparken zulme düşüyor. Zira insan kusursuz olmaz. Elbette ki burnumuzdan pislik akıyor. Ama hoş yani ömrüm boyunca akacak pisliği düşünerek bana bakarsan yüzüme bile bakamazsın. Fakat uzun zamanı uzun diyor. Değiştirmiş sizde ne? Burada aslında zamanı medit. Uzun zaman. Sonradan uzun zaman. Sizde nasıl? Zamanı medit yazmış. Yani uzun zaman. Uzun zamanda uzun zaman ömrü misal verdim ya ben. Veya bir sene. Ve efradı kesire içinde. Yani farklı dönemlerde gelmiş. Birden fazla. Ve tehallül mehasiniyle. Anlatabildim mi? Araya güzellikler de girmiş. Tamam burnumdan aktı ama sonradan temizledim. Çok güzel yüzüm var. Araya güzellik girdi. Yani bir adamın da bir kusuru olabilir ama sonra güzellikler de yapar. Tehallül dediği o. Tadil olunan müteferrik kusurlar, farklı farklı zaman ve mekanlarda meydana gelen eksiklikler cerbeze ile cem. Cerbeze denilen sanatla bir araya getiriliyor. Bir zamanı vahitte, işte cerbezenin tarifi. Yani tek bir zamanda, bir şahsı vahitte, tek şahısta birden sudurunu meydana geldiğini tevehüm ederek şedid cezaya müstahak görür. Çok şiddetli ceza verilmesini hak ettirir. Öyle görür. Halbuki zulüm şedittir. Bura çok önemli. Halbuki zulüm şedittir. Ama sonradan değiştirmiş. Halbuki bu tarz bir zulmü şedittir. Sizde nasıl? Zulüm şedittir. Şedid cezaya müstahak. Yok işte o zulüm şedittir. Ceza müstahak görür. Halbuki zulüm şedittir. Burada ise zulmü şedittir, özür dilerim. Zulmü şedittir. Sonradan halbuki bu tarz bir zulmü şedittir şeklinde biraz daha açmış. Biz bile baştan yanlış okuduk da o da yanlış okumamamız için düzeltmiş. Ceza kümullahu hayran ketiran ve allemenallahu ilmen nafi'a. Yarın 11 cinayete başlayacağız. Bakalım Bediüzzaman'a güzel gördüğü hangi şeyleri cinayet diye sürmüşler. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Dur şuraya da bir şey koyayım da. Değil mi? Bir de şey yapmayalım, aramayalım. Güzel. Çok tatlı değil mi? Var mı itirazı olan? Kardeş.